Çok değerli çiftçilerimiz, sizleri selam, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere devlet destekli tarım sigortaları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Tarım sektörü dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, siyasal, sosyal ve kişisel risklerden oldukça yüksek derece etkilen kendine has bir yapıya sahiptir. Özellikle son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliği sonucu oluşan doğal afetler ve tarımsal üretimimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bitkisel ve hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve bu zararlardan dolayı çiftçilerimizin oluşan kayıplarının karşılanması amacıyla tarım sigortaları sistemini uygulama zorunluluğu doğmuştur. Bütün bu yaşanabilecek olumsuzluklardan sonra devletimiz 2005 yılında 5363 sayılı devlet destekli tarım sigortaları kanunu çıkartmıştır. Çıkartılan bu tarım sigortaları kanunun şeffaf, doğru ve güvenilir bir şekilde uygulanabilmesi için sisteme dahil olan bütün paydaşların katılımı ile tarım sigortaları havuzu yönetimi oluşturulmuştur. Bunlar 7 kişiden oluşmaktadır. Tarım Orman Bakanlığı'ndan 2 kişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 kişi, Türkiye Sigorta Birliği'nden 1 üye, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden 1 üye ve işletici şirket olmak üzere toplamda 7 üyeden oluşan tarım sigortaları havuzu yönetimi oluşturulmuştur. Siz değerli üreticilerimizin tarım sigortalarını yaptırabilmeleri için öncelikle Tarım, Orman, İl ve İlçe Müdürlüklerinde bulunan çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmak veya mevcut kayıtları güncellemek. İkinci adım ise tarım sigortası yaptırmaya yetkili olan 24 adet sigorta şirketine giderek sigortalarınızı yaptırmanızdır. Sigorta hangi konularda sigorta yaptırılır, yani hangi branşlarda sigorta yaptırılır açısından baktığımızda bitkisel ürün sigortası, sera sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası, su ürünleri hayat sigortası, arıcılık sigortası, ilçe bazlı kuraklık sigortası. Çok değerli çiftçilerimiz, tarım sigortası yapmak tamamen sizlerin isteğine bağlı, herhangi bir zorlama yoktur. Tarım sigortaları tarafından kapsama alınacak riskler, bölgeler ve prim desteğine ilişkin oranlar her yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmektedir. Bir önceki da söylediğim tarım sigortası yaptırmak mecburi değildir, ancak tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimiz tarım sigortası kapsamında olan herhangi bir hasar meydana geldiğinde tabii afetler 2090 sayılı tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlardan istifade edemeyeceklerdir. Bu nedenle çiftçilerimizin biz tarım il ve ilçe müdürlükleri olarak çiftçilerimizin tarım sigortasını ihmal etmemelerini öneriyoruz. Çok değerli çiftçilerimiz, tarım sigortanızı yaptırdınız. Herhangi bir hasar meydana geldiğinde yapılması gerekenler konusunda da bilgi vermek istiyorum. Don hasarı olduğunda 10 gün içerisinde sigorta yaptırdığınız şirkete veya Tarsim'e müracaat edeceksiniz. Diğer hasarlarda dolu, fırtına, hortum gibi hasarlar meydana geldiğinde 15 gün içerisinde sigorta yaptırdığınız şirkete veya Tarsim'e müracaat edeceksiniz. Müracaat ettiğiniz zaman Tarsim eksperleri görevlendirilecek. Gelen Tarsim eksperleri ile birlikte zararın olduğu mahalle giderek zarar ziyan tespiti yapılacak. Bu zarar ziyan tespitinde eğer anlaşamamazsanız oranlar üzerinde ikinci bir defa 7 gün içerisinde eksper isteme hakkınız var. Eğer bunda da anlaşamaz iseniz mahkeme yolu açılmaktadır. Çok değerli çiftçilerimiz, hasarı bildirirken, eksper isterken
doğru kararlar vermek zorundasınız. Örneğin bir çiftçimizin iki tane bahçesi var. Ayrı ayrı poliçelerini sigorta yaptırmış. Bir tanesini ihbar etti. Diğerini de ihbar etmek zorundadır. Çünkü her poliçe bir ihbar demektir. Yani ben nasıl olsa eksper istedim. Eksper geldiğinde bu bahçeme baktığında öbür bahçeme de bakar diye bir şey yoktur. O bahçe içinde ayrı ayrı ihbar yapmanız gerekmektedir. Tazminatların ödenme süresiyle ilgili zarara uğradınız. Tazminatların ödenme süresiyle ilgili poliçenin bitiş tarihinden itibaren eğer bir zarar görmüşlerse bu zararı Tarsim tarafından karşılanarak 30 gün içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmaktadır. Çok değerli çiftçilerimiz, tarım sigortası yaptırmak için son olarak söylemek istediğim şudur. İki kolay yönü vardır. Öncelikle Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine çiftçi kayıt sistemine kayıt olmak veya güncellemek. İkinci aşamada yetkili sigorta şirketlerine giderek sigortalarını yaptırmalarıdır. Bütün çiftçilerimize doğal afetlerin yaşanmayacağı ürünü bol, bereketli bir sezon diliyorum.